olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Allah'ım, bugünlerde görecek miydim ya? Arkadaşlar, o kadar heyecanlıyım ki. Benim de ilk öğretmenlik deneyimim, ilk günüm. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir kurs olacağına, çok güzel bir öğrenim geçireceğinize emin olabilirsiniz. Evet, ilk skeçle başlıyoruz. Niyazi. Niyazi Hoca. Efendim, efendim. Koskoca sınıfın ortasında oynayacağımızı niye söylemiyorsun bana? Nasıl oynayayım koskoca sınıfın ortasında? Ama Ahmetciğim, tiyatro böyle bir şeydir. Ahmet abiciğim, tiyatro böyle bir şeydir ama ya. Yani seyirciye oynanır. Ya Ahmet abi, ilk dersten mızıkçılık yapma ya. Vallahi rolü başkasına veririm ha. Sinan, Zeplin, gel oğlum sen. Gel, gel, gel. Ben mi? Evet, gel. Evet. Lan! Tamam, tamam. Tamam, tamam. Önemli değil. Ben oynarım. Önemli değil. Tamam. Halleder, tamam. Halleder Ahmet abi. Ha. Oyuncu adamsın oyuncu, sen. Oyuncu, tabii, oyuncu her rolü tabii. Yapar. Zaten rolü de sevmiştin Ahmet abi. Tabii. Rol, her rolü oynamak. Evet. Karakterlerimiz Nalan ve Kemal. Lütfen sahneye alayım sizi. Ama ben hala buna bir anlam veremedim. Ne oldu, neden? Ya, yani skeç romantik şeylerle dolu, sana söyledim. Anlam veremiyorum buna. Ama yani Gülden, bazı skeçler vardır ki romantiktir. Duygu doludur. Aşk içerir. Tutku içerir. Vazgeçilmezlik içerir. Özgürlük mesela. Ne özgürlüğü be? Topumuzu aldıracaksın içeri. Sus. Bazı skeçler böyledir. Lütfen. Lütfen sizi sahneye alabilir miyim? Evet. Nalan ve Kemal tiplemelerimiz, karakterlerimizi sahneye alalım. Evet. Performans için sahneye alıyoruz. Arkadaşlar, çok iyi seyrediyoruz. Ben de çok iyi seyrediyorum. Yanlışlıkta müdahale edeceğim. Evet. Lütfen. İlk laf benim. Ben başlayayım o zaman. Evet. Nalan. Efendim Kemal. İlk görüşte aşka inanır mısın? Tabii ki inanırım. Ben inanmam. Ben inanmam çünkü ben her görüşte aşka inanırım. Bir kızı her gördüğünde ona tekrar aşık olmak. Tekrar aşık olmak. Tekrar aşık olmak. Tekrar aşık olmak. Tamam Kemal, anladık. Lütfen tek ses sadık kalalım Gülden Hanım. Tekrar aşık olmak. Ah Kemal, ne güzel konuşuyorsun öyle. Onu deli gibi özlemek, yollarını gözlemek, umutla yıllarca onu beklemek, uykusuz gecelerde hep onu hayal etmek, hiç vazgeçmeden sadece ve sadece onu istemek. Evet, senden bahsediyorum. Ama biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Gel aynı dünyanın insanları olalım. Yani gözlerimiz el... Burada şey gerekiyor sanki hani... Hani bu elini tutmak gerekiyor sanki Nalan'ın. Evet, bu bir aşk hikayesi çünkü. Elini tutman gerekiyor Ahmet abi. Değil mi Kemal olarak? Tabii Kemal olarak elini tutma. Gülden Hanım, lütfen oyun verelim. Arkadaşımıza oyun verelim, destek olalım. Gözlerimizden alıyorum ben o zaman. Tamam, evet. Müsaadenle. Çünkü gözlerimiz, ellerimiz, kalplerimiz, ruhlarımız birleşsin artık. Çünkü seni ilk gördüğüm andan itibaren deli gibi seviyorum. Yıllardır bu anı bekliyordum. Seni seviyorum dediğin anı. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Tamam herhalde bitti, iki kere söyledim. Tamam ya, seni seviyorum dedim. İki kere mi yazıyor? Ha evet. Ha, çok özür dilerim. Kemal. Şimdi burada sarılıyoruz. Çünkü sevgi cümleleriyle iki kişinin birbirine olan aşkını ifadeleri artık
bedensel yaklaşımlarını da beraberinde getirir. Şimdi Nalan'la Kemal'in burada sarılmaları zorunda gerekiyor. Zorunda mıyız ya hocam? Ama oyun, tekst. Yazanlar böyle yazmış. O zaman ben seni seviyorumdan alayım ben. Evet, evet Kemal. Tamam. Elini tutuyordum galiba. Şöyle de. Ama müdahale etmek zorundayım. Güldencim, daha içten, daha samimi hissediyormuş gibi. Sanki aşıkmışsın gibi. Sanki onu çok seviyormuşsun. Başlıyoruz o zaman. Evet Kemal. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi, hadi. Hadi. Yaklaşın. Eller. Gözler. Yanaklar. Bize bu aşkı yaşatın. Bize aşkın ne demek olduğunu gösterin. Planım işe yaramıştı. Gülden'e ilk defa seni seviyorum demiştim. Ama evliliğe giden yol daha çok uzun ve meşakkatliydi.